Rüzgar. Bana mı? Gözün aydın Rüzgar. Ya o ne zaman bitecek bu adamın askerliği? İşte bunun içinde yazıyor. Ya 2 ya 3 gün sonra burada. Babana da bir mektup var. İçeride. Baba! Mektubum varmış. Merhaba. Merhaba. Buyurun Çınar Bey. Tıp günü davetiyesi olsa gerek. Güle güle. Baba Cuma'ya buradaymış. Nişan için hazırlıklara başlayın diyor. Komutanını da getiriyormuş. Bak bir de resimlerini yollamış. Geliyor baba geliyor. Vallahi kollarım koptu. Yok. Yoruldum artık. Şu olan bir an önce gelsin de fırının başına o geçsin. Az kaldı, az kaldı. Eli kulağında. Bugüne yarına burada. Son mektubunda öyle dediydi ama bir haber yok. Bir ay oldu. Ne vakit gelecek, ne zaman buraya varacak hiç bilmiyoruz. Acaba diyorum bir haytalık yaptı da ceza aldı, uzadı mı? Ne yapacak sen de Füreyya teyze? Tamam. Kaçarlarsa yakalarım. Kaçırıp Menekşe'yi gezdirme diye tembihliyorum. Canını oku. Hoş geldin. Kolay gelsin Füreyya teyze. Sen bana ne zaman anne demeye başlayacaksın? Cuma'ya ne dersin? Mercan'dan. Demin geldi. Cuma'ya buradaymış. Biraz kilo almış ama hala aynı. Bu kimmiş? Komutanıymış. Hani mektuplarında hep yazıyor ya oymuş. Ha. Ben değil mi? O da geliyor. Allah sahibine bağışlasın. Hadi okusana ne yazmış mektupta. Bak bunmuş. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bu Mercan'ın doğru dürüst okuma yazması yoktu. Askerde nasıl böyle şair gibi oldu hiç anlamıyorum. Belki koğuşta şair bir arkadaş falan bulmuştur, ondan yardım almıştır. Belki de bu komutanıdır. Baksana, el yazısı bile güzelleşmiş sanki. Sen de yaptın. Ama şimdi ilk defa dikkatle bakıyorum. Sanki bu gerçekten onun yazısı değil. Bak bak dinle, mektuba nasıl başlamış. Rüzgar. Kalbimin uzun saçlı rüzgarı, hayatımın asi müziği. Gözümü kapattığımda göz kapaklarımı dolduran güzeldir. Bu sana üniformamla yazdığım son mektubum. Nihayet dönüyorum. Thank you.
Menekşe hava kararıyor. Artık evine gitsen iyi olacak. Yoksa abi yine gelip bana seni soracak. Artık görmedim, bilmiyorum diye yalan söylemek istemiyorum. Bir günde kulaklarını tıkayamaz mısın? Çok isterim ama göl bütün sesleri dağıtıyor. Sesiniz kurtlara, kuşlara, üzüme bile gidiyor. Bu da başımıza namus geçecek kesin. Hadi, hadi kalk da gidelim. Kalalım biraz daha. Hadi. Abim fırında. Geç dönecek bugün. Kolay gelsin İbrahim abi. Sağ ol üzüm. İki ekmek alabilir miyim? Dur ben koyayım. Sağ olasın. Freya teyze yok mu? Yok. Erkenden eve git dedim. Sıcaklarda tansiyonu çıkıyor burada. Mercan dönüyormuş. Evet. Fırın yine ikimize kalacak. Eski günlerdeki gibi. Siz öyle sanın. Freya teyze erdekli yine başınızda duracak. Eski günlerdeki gibi. Yok. İki ekmeğin lafı olmaz. Aa, kabul etme ama hep böyle yapıyorsun. Sizden de un alıyoruz ama. Biz de onun parasını alıyoruz. Bıraktım buraya. Üzüm. İyi işler. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba Sıla anne. Dervişe mi bakmıştın? Balık alacaktım da. Bugün dükkanı erken kapatmış. Menekşe de yok ortalarda. Bir gün hem dervişin hem Menekşe'nin kulaklarını bir güzel çekeceğim. Bir büyük nasihatı şart oldu ikisine de. Aman Aslı anne, İbrahim abinin kulağına gitmesin. Bilse duysa daha iyi. Kardeşine sahip çıksın. Derviş İbrahim'in arkadaşı değil mi? Muhabbetlerini ne gizliyorlar, saklıyorlar. Birbirlerini seviyorlarsa lafa söze döksünler. Söz, nişan bir şey yapsınlar. Ne bu arkadan iş çevirmeler? Kendileri bilir. Hepiniz bizlerin evladısınız. Söylemeye dilim varmıyor ama... Menekşe'nin aklı 5 karış havada. Ben bir şey diyemem. Bunları bugün satamadım. Al, götür odana koy. Kendine de bu çiçekler gibi bak. Sağ olsun anne. Balık yok. Başka şey bakayım yemeklik. Bir isteğin varsa alayım, geçerken bırakırım. Eksik olma, her şeyimiz tam.
Hadi sana kolay gelsin. Annene babana selamlar kızım. Baş üstüne. Hadi yürü Galdoros. Eve gidiyoruz. Hadi. Baba ben geldim. Acıktın mı? Akşam alanlar yemeğe gideceğiz ya. Aa, tamamen aklımdan çıkmış. Ne oldu senin, bir şey mi canın sıkkın? Hadi git giyin. Saçlarını kurutmayı unutma. Ayaz çıktı, üşütürsün. Koş babana haber ver, yavaş yavaş sofraya gelsin. Peki babaanneciğim. Kızım dikkat et, düşeceksin. Çınar deden geldi mi kızım? Daha gelmedi. Tamam kızım. Ben de birazdan bırakıp geliyorum o zaman. Annemlerin ışıkları yanıyor. Akşam şehre balık yemeye gideceğiz demişlerdi. Gitmemişler galiba. Annen her gece şehre, kocasının onu yemeğe götürmesini bekleyecek. Ama o adam onu asla götürmeyecek. Çok içiyor. Bu saat olmadan uyuyakalıyor. Annem hep yalnız. Hikmet'le nişanına çağırmayı sakın atmama. Konuşmuyoruz. Karısının kızısın. Ayıp. Çağır. Sinek basmış burayı. Ne diye kaldırmasın ki beni? O kadar seslendim, bana mısın demedim. Ne yiyeceğiz? Yemeğe gideceğiz diye bir şey hazırlamamıştım. Yarına gideriz. Hadi geç içeri de bir şeyler hazırla. Bak bakayım. Bak bakayım. Gözlerin niye sulu? Toz, toprak. Hoş geldiniz dayıcığım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Rüzgar. Babaanne. Efendim? Günaydın anne. Rüzgar abla geldi. Hoş geldiler. Hoş geldin. Bak kim geldi. Gel dayıcığım. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyi misin Limoncuğum? Limon nasılsın? İyi misin? Canım benim.
Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim abicim, sağ ol. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ne güzel sofra hazırlamışsınız. Geç buyur, geç buyur. Rüzgar. Merhaba halacığım. Kızım hoş geldin. Limon gel canım. Gel. Gel. Gel babaya gel, gel. Ver annesi sen. Hadi ver. Bakalım annesine. Ver annesi. Hadi babaya. Hop. Hoş gel bakayım babaya. Çıldır kızım. İyi dayıcım, nasılsınız? Bir gün daha yaşlanmış herkes gibiyim. Ama sen yorgun görünüyorsun. İşte. Şükür ki iş güç var. Yorulacağız tabii. Bir gün bile şikayet etmez. Birimizin gözlerinin içi gülüyor. Ha? Bugün iyi bir haber aldım. Beklediği yakında geliyor. Yoksa Mercan mı dönüyor? Evet. Yaşasın, yine benim sırtımda gezdirecek. Beraber uzun aşık oynayacağız, takla atacağız. Dilerim Mercan abinin askerlikten büyümüş olarak döner. İyi akşamlar. Tepe püfür püfür çayları kapıp atmışsınız kendinizi dışarı. Geç kızım, otur bakalım. Ayransız olmasaydın abi. Estağfurullah, ne demek. Otur otur. Nerelerdeydin sabah beri? Ev işiydi, fırında, akşam ettik işte. Sıktı şimdi kızım. Bak oğlan da geliyormuş. Geçer işin başına. Oo, sen de rahat edersin. Birileri mi gelecek, kime bunlar? Gençler gelir diye getirdik. Al bir bardak, doldur kendini. İçeyim valla. Cumartesiye nişan demiş kıza. Gelir gelmez. Geldiğinin ertesi gün ayağının tozuyla. Düşündüğün şeye bak. El birliğiyle hallederiz. Nasıl halledeceğiz? 3 gün var. Hani yüzük, hani entare. Sonra onca yemeği kim pişirecek? Ben fırında mı uğraşayım, bu işleri mi halledeyim? Kız kısmının başında kadın yok. Lazım nişanın bütün yükünü ben çekeyim. Olur mu canım? Gülfem de bir şeyler yapar. Yok. Doktor bey istemez. Kızlarının nişanı. Öyle günde inat olmaz. Anası babası olarak herkes üzerine düşeni yapacak. Düşün düşün, içimi sıkıntı basıyor. Bari geleyim de sizden akıl alayım dedim. İyi. Bu oğlan deli edecek beni. Yani git 15 ay askere, bir gram değişme. Tabii ateşli oğlan, heyecanlı. Sanki kız kaçıyor da geldiğin ertesi günü nişan yapacak. Hayır. Konuşturuyor. Bana bak. Sen oğlan gelir gelmez elden gidiyor diye mi üzülüyorsun yoksa? Yok Agah abi. Her şeyi gelin kısmından öğreniyorum da ona içerliyorum. Sağ olsun anasına ona yazdığının 1/10 yazmadı. Gelsin köteği yiyecek. Bulaşıklara kimse dokunmasın. Ben birazdan halledeceğim. Biriniz kahve yapsın. Hadi bakalım. Ben yaparım. Ben de yanına lokum çıkarayım. Hı.
İyisin değil mi? Sanki biraz neşen kaçtı. Sanırım Mercan gelmeden babama bazı şeyler sormam lazım. Ben bir limona bakayım. Üstünü açmıştır şimdi o. Tamam, peki tamam canım. Şimdi söyle bakalım abi. Rüzgar cumartesiye nişanlanıyor. Sen de hala istemiyorsun. Ona bir şey demiyorum, diyemiyorum. Ama Mercan daha çocuk. Ondan koca olmaz. Birbirlerine aşıklar abi. İleride bir hayat paylaşıp paylaşamayacaklarını anlayamayacak kadar aşıklar. Aşık değiller. Biri yaşadığımız yerin en güzel kızı, biri en yakışıklısı. Çocukluklarından beri birbirlerine yakıştırıldılar. Birlikte büyüdüler, birlikte oynadılar. Yani anıları o kadar çok ki geçmişte yaşadıkları kalp çarpıntılarını hala aşk sanıyorlar. Diyelim ki öyle. Onların bunu anlayacaklarını mı zannediyorsun sen? Bana öyle bakma. Tabii ki kararlarına karışmayacağım. Bu Rüzgar'ın kendi hayatı. Kendi beğendiği, kendi seçtiği bir genç hayatını birleştirecek. Biliyorum. Ama ben babası olarak isterdim ki okumuş, yazmış, bir mesleği olan, hoşlanacağı bir genç adam karşısına çıksın. Mercan'a olan duygularını yüreğinde ölçsün, bitsin, tartsın. Abi, Rüzgar'ın gözü Mercan'dan başkasını görmez. Ezelden beri anlaşamazlar. Ama oldum olası Mercan da Mercan başka bir şey bilmez ki. Tabii bilmez. Çünkü hepimiz burada bir avuç insanız. Başka birisinin tanıma şansı fırsatı olmadı ki hiç. Ben kızımı iyi tanıyorum. Rüzgar başka türlü bir kız. Kendini geliştirdi, yetiştirdi. Biliyorum. Bir gün Mercan ona yetmeyecek. Bir gün karşısına bir yabancı çıkacak ve kafası karışacak. Neden böyle düşündüğünü bir türlü anlamıyorum baba. Rüzgar tamam. Hayatına karışmak istemiyorum. Konuyu kapatalım. Hayır efendim, kapatmayalım. Bana neden Mercan'ı artık sevmediğini söyleyeceksin. Ben Mercan'ı seviyorum. O da diğer arkadaşların gibi benim elimde büyüdü. Ama bana yakıştıramıyorsun. Bunu yüksek sesle söylememe gerek yok. Zaten biliyorsun. Ben ondan başkasını sevmem. Hiçbir zamanda sevmeyeceğim. Çünkü başka hiçbir erkek tanımadım. İstemedim. İstesen de böyle bir şansın yoktu. Çünkü rüzgarlı bahçede kendi kendine yaşayan bir avuç insanız biz. Diğerleriyle de zaten kardeş gibiyiz. Yani? Sen benim üniversite kitaplarımı niye okudun? Hastalarına bakarken sana yardımcı olabilmek için. Eğer gönüllü bir hemşire olacaksan benim de bazı şeyleri bilmem gerekiyor. Peki kütüphanemdeki bütün o romanları, kitapları, şiir kitaplarını niye okudun? Okumayı seviyorum. Başka dünyalar, masal ya da gerçek, bunları öğrenmeyi seviyorum. Bana neden bu soruları soruyorsun babam? Sen bilgiye meraklı bir çocuksun. Ama bilgi paylaşılırsa güzel olan bir şey. Evlenirken, evden giderken plakların, kitapların bazılarını götürmek istiyorsun. Bunların hiçbirini Mercan'la dinleyemezsin, okuyamazsın. Baba, zaten senden başka kimseyle bunları paylaşamıyorum ki. Burada kimse böyle şeylerle ilgilenmiyor. Evet, kabul ediyorum, Mercan da ilgilenmiyor. Ama belki bir gün sever. Sevmezse de o yokken dinlerim, o yokken okurum bu kitapları. Peki kızım. Sana söz veriyorum. Bir baba olarak nişanından düğününe elimden ne gelirse yapacağım. Ve Tanrı'dan her gün mutlu olmanı dileyeceğim. Ama uyumadan önce bir şey düşünmeni istiyorum. Çok küçük değildin. Annenin bizi bırakıp gidişini hatırlarsın. Annem bizi bırakıp gitmedi. Sen ona evden gittin. Annen zaten başka bir adama gitmişti. Yani annenin kalbi başka bir adama gitmişti. Ben okuyan yazan, annene benzemeyen bir adamım. Cebimde doktorluk diplomam. Hastalardan gelen 3-5 kuruş para. Okuduğum kitaplar vardı. Bunlar annene yetmedi. Sıkılmaya başladı. Ona para, kolunda bilezikler, itibar veren birini aradı. Bulduğu zaman da... Yani ben de Mercan için bir gün bunları hissedebilirim. Onunla yetinmeyebilir, sıkılabilirim, öyle mi? İyi geceler kızım.
rüzgar. Kalbimin uzun saçlı rüzgarı. Hayatımın asi müziği. Nihayet dönüyorum. Kaçta geldin? Sabaha karşı 4'tü. Uyku tutmadım. Beni de. Kaç gibi burada olur ki? Mektubunda sabahtan demiş ama bilmiyorum ki. Bu saatler geçmek bilmez artık. Sağ salim burada olsun da. Amin. Sen bugün bırak, ben yaparım. Yaparım baba. Ben yaparım. Sen Mercan'ı burada bekle. Kufruna gidip annesini görmeden önce seni görürüm. Ben biraz Füriye Hanım'la sohbet eder, dertleşir de. Tamam. Burası mı? Ne yani sizin değirmenler? Biraz yürüyeceğiz komutan. Şu tepeyi bir açtık mı bizim rüzgarlı bahçeyi göreceksin. Sabırsızlanıyorum. Thank you.
Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. Ben alayım doktor amca. Daha ölmedik. Çay içer misin doktor? İçerim. Hem şu nişan meselesini konuşmaya geldim. Bugüne kadar konuşmak kısmet olmadı. Olmaz tabii. Sabahtan geceye kadar buradayım. Ev işi, fırın, o bu. Hayatta yetişmez bu iş yerine. Mercan'la konuşayım da birkaç gün atalım. Kabul etmez. Bak gelir gelmez kavga edersiniz. Köteği yer. Yetiştiremiyoruz işte. Nasıl olacak? O yetiştirir. Daha çok var mı? Az kaldı, az. Siz şehre falan gitmeniz gerektiğinde bu kadar yol yürüyor musunuz? Eşeklerimiz, at arabalarımız var. Onlarla birlikte yol kenarına gelir, orada bir yere bağlarız. Oradan bir arabaya biner, şehre gider geliriz. Sonra yine aynı şekilde eşeklerimizi, at arabalarımızı çözüp köyümüze geri döneriz. Ha, sen bir de kayığın var demiştin değil mi? Var. Adı Rüzgar. Hiç şaşırmadım. Her şey Rüzgar ha? Her şeyin adı Rüzgar. İşte burası. Gelen giden yok mu daha? Olsa burada mı olurum? Niye bana kötü davranıyorsun? Doğru davranmıyorsun. Neye göre? Ne diye dervişte kuytularda buluşuyorsunuz? Abim duymasın diye. Yakalarsa daha fena olacak. Git açık açık dervişle birbirimizi seviyoruz de. Herkesin dilindesiniz. Üzüm mü söylüyor herkese? Üzümün kimseye bir şey söylediği yok. Gördüklerini görmemiş sayıyor. Dervişten vazgeçse iyi olur. Derviş beni seviyor. Sen? Daha iyisini bulduğum güne kadar ben de onu seviyorum.
Mercan yalnız gelmiyormuş. Sana ne, kimle geliyorsa geliyor. Rüzgar! 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 Döndün sonunda, geldin! Bir daha beni yalnız bırakırsan seni öldürürüm. İnsan sevdiğim sana bu kadar yalnız bırakırım. Dur, 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 ben sarılayım. Tanıştırayım komutanım. Ozan. Rüzgar. Rüzgar, seni biliyorum. 12 ay boyunca hep seni dinledim. Ne haber Menekşe? İyiyim, sağ ol. Merhaba komutan. Ben de Menekşe. Merhaba. Kimseler yok mu? Herkes burada. Hani nerede lan? Komşular değirmenlerindedir. Annem fırında seni bekliyor. Babam da fırına gitti. Siz gidin isterseniz, ben bizde ağırlarım misafiri. Hayır, hayır, hayır. Önce Rüzgar'la göle gireceğiz. Ne? Ne demek ne? Bütün askerliğim boyunca bu anı bekliyorum. Dönüşüm yaz olacak. Rüzgar alıp bir atacağım. Mercan, saçmalama Mercan. Annem bizi bekliyor, çok ayıp. Kim demiş ayıp, gel ya buraya. Annem bekliyor seni fırında. Ya herif anneme. Ya Mercan. Gel buraya. Galiba bizimki askerde de büyümemiş. Yoksa beni özlemedin. Ne alakası var? Bak bir itiraz etmem yoksa seni... Yapma! Ben sana ben yokken kayıya göz kulak ol dedim. Alda balığa mı çık dedim. Mercan abi. Mercan abi ya. Büyümüşsün lan. Koca adam olmuşsun. Siz de yüzmek ister misiniz? Daha sonra. Biz şimdi bu gölde fazlalık oluruz. Ya! Nişan için mi geldiniz? Nişan. Tatil. Bakarsınız yaşamak için de kalır. Sahi mi? Gerçekten. Ya bu kadarını hayal etmiyordum. Ben Mercan'ın askerde komutanıydım, Ozan. Öyle mi? Memnun oldum. Komutanım da doktor, biliyor musun Çınar baba? Öyle mi? Şimdi daha çok memnun oldum. Beni gördüğüne memnun olmadın mı yoksa? Daha kucaklaşmadık bile. Daha bana sıra gelmedi ki. İnsan en sevdiklerine sarılmayı en sona saklarmış. Hoş geldin, hoş geldin. Anlayacağınız, askerde patates soymaktan ellerim nasır tuttu. Sayamadım ama herhalde 2-3 bin tane patates soymuşum. Alay sayesinde kabuklu patatesin tadını öğrendi. Vallahi bir daha dünyaya gelsem, üniversiteye giderim, komutanım gibi doktor olurum. Rahat! Hazır ol! Hop! 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 Bitti 12 ay. Bir de bizim gibilere sorun askerliği.
Soy patates, soy. Yanbercan, bir şey soracağım. Geçen gün Rüzgar'a yazdığım mektubu gördüm. Senin asker devletin bayağı düzelmiş. Sen nereden biliyorsun benim Elyazım'ı? İlkokulu beraber okuduk, oradan biliyorum. Zaten sonra da eline kalem aldığını bir daha hiç görmedim. Doğru söylüyor. Bir de şair olmuş. Bana öyle şeyler yazdı ki her seferinde daha çok, daha çok şaşırdım. Aşk insana yazdırıyor. Sağ ol. Evet, muhabbet güzel ve hoş. Şimdi söyleyin bakalım. Yarın bize ne düşünüyorsun? Hiçbir şey, hiçbir şey. Biz Rüzgar'la konuştuk. Her şeyi hallettik. Hiç merak etmeyin. Her şey dedikleri, nişan için mercan kayığını boyayacak. Rüzgar'a da annesi nişanlık dikiyor. Ne yemek pişecek? Bunca insan nasıl ağırlanacak? Düşündükleri yok. Dert etme. El birliğiyle yaparız. Meyve suları benden. Ben de çiğ köfte yaparım. Askerde öğrenmiştim. Sen bir zaman derin çalmam Ali. Çalmam mı? Çalarım tabii. Yarın gece vur patlasın, çal oynasın, dans edeceğiz, tamam mı? Durun durun şimdi. Önce şu gündüzü halledelim. Ben dolma sarıp baklava açarım. Onları bana bırakın, tamam? Ben göl kenarına sofra kurarım. Ben de sana yardım ederim. Olur. Oldu bitti işte, gördünüz mü? Ben de eğer severseniz size İtalyan makarnası yapabilirim. Tamam kızım, şunu çektim de bitti işte. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Gelin gibi. Gelin olduğumda başıma zambak çiçeğinden taç yapacağım. Dün de mi konuştunuz? Yani mercan yaz bitmeden yapalım diyor ama babam da Süreyya teyze de o kadar çabuk istemezler. Neyi bekleyeceksiniz ki? Oğlan askerden geldi işte, fırında çalışıyor, işi de var. Neye itiraz ediyorlar anlamıyorum. Ya babam bir şey söylemiyor ama ben öyle hissediyorum. Süreyya teyzeyi de biliyorsun. Oğlu kıymetli. Hem anlaşamazlar hem kıymetli. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi Hikmet. Geliyorum, geliyorum. Neyle gideceğiz? Salla. Ben binmem Çınar'ın salına. Bizimkiyle gideceğiz. Hadi kızım, sen önden git, biz arkadan geliriz. Şükür geliyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Mercan, yaklaş şu yakanı düzelteyim, yaklaş. Ya yaklaş. Anne, çocuk muyum ben? Bak, cevap verme bana, kırarım ben. Kendin düzelt o zaman. Merhaba. Merhaba. Sizin için hazırladım. Teşekkür ederim, aç değilim.
İster misiniz? Sağ ol. Sen mi yaptın? Evet. Eline sağlık. Nefis olmuş. Afiyet olsun İbrahim abi. Bana abi demesen de olur. Hep böyle diyorsun ama küçüklükten beri az alışkanlığı. Öbür türlü söyleyemiyorum. Sağ olun Yakup amca. Biz de kızınızın güzel kekinden yiyorduk. Biz içeride hazırlanırken 2 dakikada yapmış. Bir dahaki daha güzel olacak. Meneşe nerede? Komutanın yanında. Menekşe! Menekşe! Efendim abi. Biraz bu tarafa gel. Ben birazdan yine gelirim. Efendim abi. Niye her dakika adamın peşindesin? Misafir. O tarafta kimse yok. Misafirperverlik yapıyorum. Bırak başkası yapsın. Sana mı kaldı? Nişanlanan her baba gibi. Bizim oralarda kızı nişanlananlar gülümser. Kalabalığa karışır. Kim bilir, belki buranın havası suyu bizi biraz daha içe dönük yapıyor. Belli etmeseniz de mutlusunuzdur umarım. Zor bir kızım var. Hep daha fazlasını, daha fazlasını öğrenmek isteyen, asi. Yap dediğimi yapmayan, yapma dediğimi inadına yapan. Tuttuğunu kopartan, hem erkek hem kız gibi bir kız rüzgar. Nişanlanır, evlenir, yuva kurar, çocuk bakar. Biliyorum. Mercan çok bahsetti. Sen Mercan'ı 12 aydır tanıyorsun. Zeki bir adama benziyorsun. Beni nelerin düşündürdüğünü anlarsın. Kızınızı çok seviyor. İbrahim gel abi gel. Oğlum yavaş. Tamam. Gel abi sen. Ben geldim. Rüzgar sen şuraya otur. Hadi Agah baba. Ya. Hadi hadi benim hadi hadi. Benim gibi ihtiyarı bu yaştan sonra buna mı bindireceksiniz? Hadi baba. Hadi. Hadi baba. Gel ben yardım ederim. Aman ben. Abi yavaş. Korkmayın korkmayın, bir şey olmaz. Gel bakalım. Baba. Gel babam gel. Deliği var ya. Çocuk beni kurtarmak istemiyor musun? Ya suya düşersen beni kim kurtaracak? Biz kurtaracağız tabii babacığım ya. Hadi çöz ipleri o zaman. Sen ver İbrahim'i. Haydi. Ver anne, ver. Al oğlum. Al. Ver. Geç güreklere, geç geç geç. Heh. Çek bakalım içimi. Hadi. Rüzgar, hadi otursana. Hayır, oturmayacağım. Ayakta gitmek istiyorum. Bence de ayakta git. Şöyle herkes boyunu, posunu, endamını güzelce bir görsünler. Hadi bakalım. Biz de yanlarına gidelim mi? Gidelim. Rüzgar'ın annesi mi? Sen de her şeyi biliyorsun. Tahmin ediyorum sadece. Dün gece Rüzgarlı Tepe'de bir tek onlar yoktu. Çocuklar, ben bunu neresinden konuşacağım? Dinle Rüzgarlı Bahçe. Dur bir dakika, dur. Yüzükler. Yüzükler? Sakın unuttum deme. Yok, unutmadım. Oğlum!
Kuşağında. Tamam değil mi? Tamam, başlıyorum. Dinle Rüzgarlı Bahçe. Bu iki genç çocukluklarından beri birbirlerini sevdiler. Büyüdüler, hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Nişan bunun ilk adımı. Şimdi bu bereketli göl üzerinde benden ricaları üzerine ve hepinizin huzurunda onları nişanlıyorum. Hadi uzatın bakalım parmakları. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Biz bir şey söylemeyecek miyiz? Ne söyleyeceğiz? Mesela mektuplarda yazdığın gibi şeyler. Bu bizim nişanımız Mercan. Bizim de bir şeyler söylememiz gerekiyor. Sen söyle. Hayır, sen de söyleyeceksin. Ya nereden çıktı şimdi bu? Ya gölün ortasına bu kadarcık şey için mi geldik? Kıyıda da takardık yüzümleri. Herkes bize bakıyor. Hadi bir şeyler söyle. Ya böyle günler güzel hatırlanmak için. Eğer bir şey söylemezsen takmayacağım bu yüzüğü. Tamam tamam. Ver megafonu Agam'da. Ben Rüzgar'ı çok seviyorum. Şimdi oldu mu? Ona herkese söyledi. Ben de bana kalbimin uzun saçlı Rüzgar'ı, hayatımın asi müziği diyen bu adamı seviyorum. Takabiliriz. Evet. Uzatın bakalım parmaklarınızı.
dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, oturmayın, oturmayın, oturmayın. Şş, sana da söylüyorum. Hadi. Bakın şimdi size ne çalacağım. He? Hadi bakalım, göster kendini. Hadi, 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 hadi. Herkes dansa, herkes dansa. Hadi, 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 hadi. Dünür bari biz de dans edelim, ne dersin? Adetten girelim. Menekşe, dans edelim mi? Birazdan edelim. Bütün gün ayaklarım şişti. Komutanla dans etmek istiyorum desene. Ay saçmalama derviş. Sen de üzümü kaldırsana dansa. Hadi. Oğlum hadi. Üzüm dans edelim mi? Olur. Dans edelim mi? Komutan Ozan, beni dansa kaldırır mısın? Abim, müsaadenle ben Komutan Ozan'la dans edeceğim. Basit bir şey yapıyorum canım. Daha fazlası da mı var? Bu kadarından başım döndü. Üniversitedeyken dans derslerine giderdik. Haliyle aklımızda bir şeyler kalmış. Evet, daha fazlası da var. Yardım edeyim. İlaçlar nerede? İlaçlar orada, ilaç dolabında. Yavaş. Bende daha yeni nesil bir ilaç var. Mercan, koş sizden çantamı getir. Tamam, hemen getiriyorum çabuk. Biz de bu arada ateşimi düşürmeye çalışalım. Tamam, siz su getirin, ben yanında kalayım. Sadece dilini soktu. Hı? Hı? Rüzgar. Gösterebilir misin? Utanmana gerek yok, ben doktorum, hadi. Kağıt kalem, kağıt kalem istiyorum. Geldim, geldim. Aç çantayı. Hadi yaz şuraya. Utanmak yok. Arılar içine girmiş. Ben dışarıda bekliyorum. Siz bu ilacı her yerine sürün.
Sana mı söyledim sözü? Rüzgar mı çaldı dilimden? Yaz oldu, güz oldu iki gözüm. Vazgeçmek mümkün mü birinden?